Hanımlar beyler haydi buyurun bakalım 4. gün puanlarınızı verin. Büyük finale sadece son 1 gün kala. Bakalım Badegül Hanım performansıyla kaç puan alacak sizlerden? Evet, böyle olumlu yorumlar bekliyor muydun Badegül abla? Olumlu yorumlar menüme göre bekliyordum ama beklediğim yorum da geldi. Peki. Evet. Cansu kaç puan verdi? Buyur açıkla puanını. 3 verdim. Evet, Cansu Hanım'dan 3 puan geldi. Cansu neye verdin 3 puanı? Tatlısına verdim, pilavına verdim. Pilavını gerçekten güzel pişirmişti. İncik bana çok hitap etmedi. Yani ama pişirmesine de verdim puan. Bir de çorbasının kıvamına verdim. 4 şey saydın, 3 puan verdin. Salatayı da beğendin. Az verdim. Siz bana nasıl az verdiniz, ben de size az verdim. Ha, kısas mı? İade-i ziyaret mi? İade-i ziyaret olsaydı 2 puan verirdim. Ama ben ona 3 puan verdim. Lütfettiniz. Evet. 3 puanlık değildi ama 3 puan verdim. Bence biraz daha bir tutar vermen lazımdı. Benim masam da 2 puanlık değildi ama siz de işte 2 verdiniz. Afiyet olsun. Neyse. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki Cengiz Bey buyurun siz açıklayın puanlarınızı. Badegül abla ben bugün sana verdiğim puan niçin? O çorbanı beğenmedim zaten. Ara sıcağını beğendim. Tatlığını beğendim. Salatanı beğendim. O yüzden sana puanım Badegül abla 3. Ana yemeğe puan vermediniz mi? Demiştiniz ya ben pilavı beğendim. Yesen de yemesen de puan vereceğim, puan vermeyeceğim demedim dediniz diye. Biraz kıstım tabii ki. Eksik puan verdin Cengiz Çok Bey. Çok bana hitap etmedi, kıstım biraz. Kıstım değil, hiç puan vermediniz. Ana yemeği saymadınız siz az önce puanlamanın içerisinde. Dedim pilavı puan verdim. İşte ana yemeğe hiç puan vermediniz şu anda. Bana hitap etmediği için ondan kıstım puanı. O zaman neden yorum yaparken bir dakika bekleyin daha ben puan vermeyeceğim demedim dediniz? Lütfen o puanını değiştirir misin? Benim o puanı yani siz yorum yaparken dediniz yani. Ki beğenmedim ama ben puan vermeyeceğim demedim ki dediniz. Şu an puan vermediniz yani geçiştirdiniz mi bizi çorbaya o arada? Çorbaya zattı puan. Çorbadan bahsetmiyorum yani. Ana yemekten bahsediyorum. Hı. Yani geçiştirmek babında mı dediniz ki durun daha ben bir puan vermedim belki vereceğim dediniz ama şu an ana yemeğe puan vermediniz. Ama tatlıda da az kusur buldum birazcık dedim şey hamursu olmuş. Ama tatlıyla problemim yok benim ana yemekten bahsediyorum. Ana yemek. Siz ana yemeği oluru nasıl olması gerekiyorsa evet olmuş dediniz, pişmiş dediniz ama ben kuzu yemiyorum dediniz. Evet ama işte bana sen hitap yemediğin için puanımı kıramazsın. Göre verdim yarımşar. Yani sen yemediğin için puanımı kıramazsın. Bir de sen şey pirinç pilavını da badem pilavını da beğendin. Bademleri de beğendin pilavı. Abla kaç lütfen, tamam işte lütfen 4 tane sizden değiştirmenizi rica ederim. Yarımşar verdim zaten. Peki misafirperverliği göre beğenmediniz mi kahve sunumunu? O gün Sibel Hanım'ın günde dediniz ya ben misafirperverliğe, karşılamaya, kahveye bunları da katmıştınız. Bugün niye katmadınız onları? Bugün niye katmadım? Benim gibi sormasını isterdim. Yani ben nasıl sordum mesela ballı süt içer misiniz, kapiçino içer Sibel Hanım sordu mu size gününde kapiçino içer misiniz, süt içer misiniz diye? O gün ona nedeni. Cengiz Bey sanki böyle istediğiniz şeyleri istediğiniz gibi yönlendirip istediğini istemediğiniz şeylere de farklı cevaplar veriyorsunuz. Şu Hayır. an ben onu seziyorum. Hayır. Evet. Yani Cengiz... eğer bir şeye dikkat ediyorsanız buna hafta başından hafta sonuna kadar dikkat etmeniz lazım. Siz şu an işinize geldiği gibi cevap veriyorsunuz. İşinize gelmediğiniz yerde farklı cevaplar veriyorsunuz. Nasıl mesela işime geldiğim gibi mesela cevap veriyorum? Mesela Sibel Hanım'ın gününde hiç bunları dile getirmediniz. Süt sormadınız, kapiçino sormadınız demediniz. Ama ben bir saniye. Karşılamaya, sunuma, siz 3 şey saydınız yemek haricinde. Ama bugün sadece yemekleri puanlandınız. O gün saydığınız 3 şeyden hiçbir bir tanesi de burada yoktu. Kuzu incik için tekrar söylüyorum. Yarın Habibe Hanım da belki kuzu eti pişirebilir ama bu sizin probleminiz. Bizim problemimiz değil. Yemeğin olması gerektiği gibi olmasına bakıyoruz. Olmuş mu? Evet diyorsunuz ki olmuş. Pişmemiş deseydiniz ya da Kadir Bey bu lezzetsiz deseydiniz amen. Ama siz diyorsunuz kuzu olması gerektiği gibi olmuş ama ben kuzu sevmiyorum. Ama bu sizin probleminiz. Ev sahibinin problemi değil. Yarışmadan önce kimsenin ne yediğini bilmediği için. Ben ev sahibinin problemi demiyorum ki. Ama bana aynı şekilde yansıtıyorsunuz. Hitap etmedi Bakın, diyorum. Bakın bunu dile getirmeseniz de verdiğiniz puan buna geliyor. Nasıl mesela Badegül Hanım benim çorbam bana hitap etmedi, ben sevmedim dedi. Çorbanın lezzetsizliğinden bahsetti ki ondan hepimiz bahsettik. Çorban tuzsuzdu, lezzetsizdi. Kimse bu çorba güzel olmuş ama ben sevmedim diye puan vermemezlik yapmadı. Evet. Ablacığım cacığın da tuzsuzdu mesela, sarımsağı yoktu içinde. Şu an cacık yani, değil konumuz. Ana yemekten sizden bahsediyoruz. Sizden rica ediyorum, adaletli davranın. Gerçekten ben benim masamda bu puanlık değil masam.
Yani eğer ki adalet olmuş bir yemeğe sadece yani, sevmediğinizden dolayı puan vermemekse yani, farklı bir adalet. Ben şimdi yani tam puan vermeliyim Barda Gül abla. Tam 5 mi vermeliyim? 5 vermezsen de 5'in altına düşebilirsin. Siz mesela adaletli olduğumuz zaman kötü olmuyor da biz adaletsiz olduğumuz zaman mı yani şey oluyor, sorun oluyor? Yani adaletsiz olduğunuzu kabul ediyor musunuz? Hayır, adaletsiz değilim ben. Diyorsunuz ya öyle şimdi. Demek istiyor ya, adaletli olun diye. Olun, hayır, siz bir yemeğe olmuş diyorsunuz olmuş ama yemeğe puan vermiyorsunuz. Problem bu. Bir yemeğe olmuş diyorsunuz. Adalet neresine bunun? Olmuş, bir şey olmuş diyorsun abla, da. Abla bir dakika, ben konuşuyorum. Araya girme lütfen. Cansu'nun yemekleri nasıl şey verdiniz dedi. Ben içim rahat 3. Ben kabul etmiyorum onu. Rica ederim. Ben kabul etmiyorum. Bir puanlar açılmadan değiştirmen istiyorum. Ben puanım 3. Peki indirebilirsiniz. Yani. Tamam. Habibi abla buyur çevir puanını. Sağda Gül Hanım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kaşlamandan her şey içinde. Sadece cacığın, ondan sonra pilavını yavan buldum. İçli köftenin içindeki yağı yavan buldum. Bir de senin tatlına, dedim ya alt tabakası biraz şey olmuş, hamur olmuş. Ya hamur da demeyeyim de ona. Yani şey, zamanın yetmediği için. Evet. 2 saatte ancak bu kadar olsa gerek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, tabii güzel çiçek. Şöyle çevir. 4 puan teşekkür geldi. Teşekkür ederim. Evet, indirebilirsin Habibi abla. Evet, Bade Gül ablacığım, ellerine kollarına sağlık tekrardan. Sibel abi. Sibel abi, sen puan verdin. Buyur Sibel'cim. Hadi bakalım. Şaşırdığın masaya kaç puan verdin? Cengiz Bey, iyi düşün. Kızcağı kaçmadan kararını iyi ver. Ama benim rica için ederim, rahat. Bak. Ben için rahat. Ama benim pişmiş yemeklerimi... Ama vermem gereken tamam, senin, puanı verdim ben. Tamam, senin benim pişmiş yemeklerime senin damak tadın uymayabilir. Ama yemeklerin pişmiş. Ama bunlar da önemli. Tadı tuzu pişmiş. Yani burası yarışma, bunlar da önemli. Olmuş, pişmiş diyebilirsin. Hepsini ona göre puanını vereceksin. Diyemem ya, pişmiş yemekleri pişmiş, nasıl pişmemiş diyemem. İşte pişmiş işte, o yüzden ona göre puanını yani, vereceksin. Puanını verdim, kırık ben puanımı verdim, içimde rahat. Ben bu puanı senden beklemiyorum. Peki puan verdiniz mi? Sebze çorbasını vermedin. Dedim zaten baştan vermeyeceğim. Hayır, az önce diye dediniz ya, ben senin için sevmediğim çorbanın tadına verdim, baktım. Puan beğendim, vermedikten sonra tatmak bana çok şeydir, bir anlamı yok. Format gereği tatmam lazım. Bu i̇şte format gereği beğendiğiniz yemeği puan da format gereği beğendiğiniz yemeklere puan da vermeniz gerekiyor. Peki Sibel Hanım, buyurun siz çevirin puanlarınızı. Bu masanın bence hakkı... Teşekkür ederim. 5 puan geldi Sibel Hanım'da. Şaşırttı bizi. Hakkı 5'ti. Adaleti, ederim. Evet, adaleti şu an uyguladım. Nasıl bence düzeltti bak kendini. İşine yaradı işte. Yarın Sibel Gül'ün adaleti gelecek. Tebrik ediyorum seni. İşte böyle ol. Tamam. Sen de böyle olma, olur mu? Gelinle de Allah böyle, yardım etsin. Ben neysem oyum. Gelin mi? Abi be abla. Ne yoksa dedi? Bu 5'i sen yarın kazanama diye mi verdi? Onu adaletine bırakıyorum. İnsanın aklına türlü türlü şeyler geliyor. Yok, ben hayır. Bundan hayır sonra adalette olacağım. İnşallah. Ama gelinle de Allah yardım etsin diyorum. Gelinim yok ki. Artık bundan sonra yani ya, yarın da bunun içine dahil mi? Yok, adalet. Yani adaletimi yarın da göstereceğim. Ben aynı adaletli şekilde. Eğer bu yaşa geldim hep adaletli. Neyse, onu vereceğim. Ama yani bir şey demiyorum. Saygı gösteriyorum sana. Ben az önceki yaptığın şeyler hiç güzel şeyler değildi. Sen de kendini düşün. Sen de sende bir kırgınlık var mı abi ablaya karşı? Çok. Aşırı. Problemi nedir? Dök taşlarını. Niye rahatsız oldun? Ya niye kalbin orada, kırıldı? Ben senden çok kırılgan bir yapım var Kadir Bey. Yani sonra yarın konuşsak. Tamam peki, duygusuzsun hala. Evet. Ama sana kırgın. Yani yok, bir gönlünü al istersen. Hayır, hiç kesinlikle ben sözüm arkasında. Ben onu kırmadı, bir şey yapmadım. Senin ya sözlerini ağladı o. Hayır, belki bilmeden kırılmış. Yok, yani sen ben bilmeden kesinlikle bilmeyerek hiç. Ben Kadir Bey'in sözleri de değil. Hmm. An kendim gerçekten hani baktığında adaletsiz bir insan değilim ben normalde. Ama siz bana pazartesi günü öyle bir giriş yaptınız ki ben de onlara adaletsiz olacağım diye düşündüm. Sonra Kadir Bey de öyle deyince tabii haliyle ben... Niye taşları bana attın? Ben, topun niye ben? Sen onun üstüne geldin ya, o yüzden. Üstüme geldin. Sen bir büyük olarak burada beni yumuşacaksın. Sen küçük kızın olarak. Senin sen kızın sayılırım kızın için. Hayır, küçük müsün sen? Ben ha, senin her şeyi lafada yerde küçük günde konuşuyorsun. Senden küçüğüm ve sana hiçbir küçük zaman saygısızlık yapmadım. Küçük de büyük de aşağıya. Hayır, ben sana hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Senin hiç alttan alman yok mu? Ben almam, kesinlikle almam. Niye alayım hatta? Burada İyi ki gelini yok o zaman. İyi ki gelini yok.
Yanlış dedi. Ya. Rabbim sanatlarım var. Hepsi de Allah razı olsun. Bir gelin olsa ne olurdu ki? Baksana Kadir Bey, çar 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 hiç susmuyor yani. Artık konuşacağım yani. Neysen oysan. Benim buram neyse buram da aynı. Tabii ki Tobru olacaksın ama kırmadan olacaksın. İnsanları kırmayacaksın. Sen Kadir Bey'in taraftakinin küçük büyüğünü bileceksin. Dinlemiyorum. Sen küçük değilsin. Ben seni dinlemiyorum. Hayır dinlemiyorum. Hadi birbirimizi dinleme. Yarın görüşürüz aynı saatte. Fadi Gül ablacığım toplamda 15 puana ulaştın. Ellerine kollarına sağlık. Evet. Evet, yarın tek yarışmacımız Habibe Hanım kaldı. Sen de göster marifetini. Döke teyindeki taşları. Buyurun gelin bekliyorum. Bakalım yarın bu programda 20 bin liranın sahibi kim olacak hep birlikte göreceğiz. Aynı saatte Habibe ablanın evinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı akşamlar.